Herkese merhaba. Apple'ın 21 Mart tarihinde gerçekleştirmiş olduğu etkinlikte tanıtılan ürünlerden bir tanesi görmüş olduğunuz 9.7 inç ekranlı iPad Pro olmuştu. Geçen yılın ikinci yarısında tanıtılan 12.9 inç ekranlı iPad Pro'nun yanına yerleştirilen bu 9.7 inç ekranlı yeni tablet, iPad'in alışmış olduğumuz en popüler boyutu olan 9.7 inç'e de iPad Pro'nun sahip olduğu güçleri getiriyor. Elimizde 256 GB'lık, ki bu da iPad Pro'nun yeni depolama alanı seçeneklerinden bir tanesi. 12.9 inç ve 9.7 inç ekranlı tabletlerde bu seçenek mevcut. Ve Wi-Fi artı hücresel özellikli model var iPad Pro'nun. Roze altında yeni seçeneklerden, renk seçeneklerinden bir tanesi iPad Pro 9.7 inç eklenen ve bu ürünün açılışını beraber gerçekleştirelim. Detaylı incelemesi de çok yakında Teknoblog'da olacak. Şöyle arkaya bir makasla çentik atarak başlayalım. Şöyle yırtarak açılışımızı gerçekleştirelim. iPad Pro'nun özelliklerinden bahsedelim. Yine 9.7 inç ekran var. Bunu zaten biliyoruz. Bu 9.7 inç ekranın çözünürlüğü 2048x536. Tıpkı son birkaç nesil iPad'de gördüğümüz gibi Apple aynı çözünürlüğü, Retina şartlarına uyum sağlayan, uygunluk gösteren çözünürlüğü sunmaya devam ediyor. Ancak ekran çeşitli özelliklere sahip ki bu özellikleri sayesinde diğer iPad'lerden ayrılıyor. True Tone olarak adlandırılan ortamın ışık sıcaklığına göre ekran renginin sıcaklığı ayarlanıyor. Ekran rengi sıcaklığı ayarlanıyor. Bu önemli bir özellik ki bu incelememizde dikkat edeceğimiz önemli ayrıntılardan bir tanesi olacak. Bunun dışında kalınlık anlamında, gövde anlamında iPad Air 2'den çok farklı değil. Gelişmiş özellikler iPad Air 2 ile aynı kalınlıkta, aynı ağırlıkta bir gövdede sunuluyor. Söylediğim gibi Wi-Fi artı hücresel model, görmüş olduğunuz modül de normalde daha önceki nesillerde bu bölüm plastik olarak üretilirdi. Bu sefer bu bölümde tabletin geri kalan diğer yüzeyleri gibi metalden üretiliyor, bunu belirtelim. 12 megapiksellik kamera var ki bu kamerada gördüğünüz gibi çıkıntı yapıyor, tıpkı iPhone 6S'de, iPhone 6S Plus'ta, iPhone 6'da olduğu gibi. Dual Tone Flash, çift renkli flash, bu da iPad Pro'da önemli özelliklerden bir tanesi ki İlk kez bir iPad tabletinde flash'ı görüyoruz. Kamera özellikleri açısından da iPad Pro epey iddialı. Bunun dışında görmüş olduğunuz gibi smart konektörü var. Tabletle beraber smart keyboard aksesuar da sunuluyor opsiyon olarak. Onu bağlıyorsunuz. Bunun dışında tabletin 4 tane hoparlörü mevcut. Tıpkı 12.9 inç ekranlı iPad Pro'da olduğu gibi bu tablette de 4 tane hoparlör mevcut. Bunun dışında Lightning portunu görüyoruz. Touch ID özellikli, parmak izi okuyuculu ve ana ekran tuşu da özellikler arasında. Birazdan açılışını gerçekleştirelim. Bunun dışında kutudan ne çıkıyor? Aslında Apple cihazlarında bildiğimiz, kutularından bildiğimiz, iPad'lerde bildiğimiz şeyler çıkıyor. Çeşitli kitapçıklar mevcut. Bilgi niteliğinde görmüş olduğunuz gibi garanti belgesi mevcut. Çıkartmalar yine her Apple ürününde olduğu gibi bunda da çıkartmaları görüyoruz. Bunun dışında şarj adaptörü. Bu bakalım 12 wattlık değil, 10 wattlık bir adaptör yerleştirmiş Apple buna. 12.9 inçlik tablette ise 12 wattlık vardı ve kablomuz da gördüğünüz gibi daha küçük, daha kısa bir kablomuz var. iPad Pro'da 12.9 inç ekranlı iPad Pro'da epey uzun bir kablo geliyordu. Bu sefer standart iPad'lerde 9.7 inç ve 7.9 inç ekranlı iPad'lerde yer alan bir kabloyu, Lightning USB kablosunu görüyoruz. Şimdi 9.7 inç iPad Pro'nun açılışını gerçekleştirelim. İlk turu beraber atalım. iPad Pro'nun kurulumunu bitirmek üzereyiz. Öncelikle söyleyelim ki kutudan görmüş olduğunuz gibi sim kartlı modellerde bir iğne de çıkıyor. Böylelikle tabletin sağ kenarında bulunan nano sim kart yuvasını açıp bir nano sim kart yerleştirebiliyorsunuz. Kurulumda da son adımda görmüş olduğunuz gibi True Tone ekranının bir tanıtım yer alıyor. iPad Pro'nun özelliklerinden bir tanesi söylemiş olduğunuz gibi True Tone özelliğini desteklemesi. iPad Pro'nun ekranı da bu farklı ortamlardaki renk sıcaklığına uyumluluk gösteriyor. Şöyle gösterelim, True Tone olmadan ekran nasıl oluyor? Biraz da soğuk renkler var. True Tone açılınca renkler biraz da farklılaşıyor. Ortam şu anda floresan ışıkları bir hayli parlak, biraz daha yeşili doğru kayan bir ekran görülüyor. Bunu söyleyelim. Tabii ki ilerleyen zamanlarda yayınlayacağımız detaylı incelemede True Tone ile ilgili daha fazla şey söyleme şansına sahip olacağız. Bunu da sürdür diyelim ve gördüğünüz gibi artık iPad deneyimi karşımızda. iOS 9 çalışıyor. Neler var? Karşınızda yeni bir iPad yüklerinizde çıkan uygulamalar mevcut. Gördüğünüz gibi iMovie, bunun dışında Pages, Keynote, GarageBand gibi Apple uygulamaları iPad Pro'da yüklü olarak sunulmuş.
Şöyle kamera arayüzünü gösterelim. iPad'lerden alıştığımız kamera arayüzü mevcut. Tabii ki 12 megapiksel kamera olunca bu kamera biraz daha kullanışlı olacaktır. Hafif olduğu için de istediğiniz her yerde tableti kaldırıp rahatlıkla fotoğraf çekebilirsiniz. 4K video özelliği de var. Sabit, güzel, kaliteli 4K videoları da bu tablette çekebilirsiniz. Bunun dışında çeşitli aksesuarları var iPad Pro'nun. Bunu da gösterelim sizlere. İşte görmüş olduğunuz silikon kılıf iPad Pro'nun darbelere karşı, çizilmelere karşı daha güvenli şekilde kullanılmasına olanak sağlıyor. Bu şekilde iPad Pro'yu silikon kılıfta kullanarak gönül rahatlığıyla istediğiniz her yere taşıyabilirsiniz. Kazara bir yere çarptığınızda tabletime bir şey olduğu endişesi taşımanıza gerek kalmıyor. Lacivert renk oldukça çekici, şık görünüyor. Şu şekilde tabletin arka tarafını, kenarlarını tamamen kapatıyor. Sadece görmüş olduğunuz gibi Smart Connector bölümü açık kalıyor. Bunun dışında Smart Cover var. Smart Cover'ı ta iPad 2'den beri biliyoruz. Manyetik özellikli ve kapağı kaldırdığınızda ekranın otomatik olarak uyanmasını sağlayan Smart Cover'da iPad Pro'nun ekranını koruyor. Aynı zamanda temizleme özelliğini de görüyor. Gördüğünüz gibi bunu da kolaylıkla takıp kullanmanız mümkün. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde iPad Pro'yu çok rahat şekilde taşıyabilirsiniz. Bunun dışında bir de Smart Keyboard var. Smart Keyboard 9.7 inç ekranlı iPad Pro'nun yanı sıra 12.9 inç ekranlı iPad Pro için de mevcut ki zaten ilk olarak 12.9 inç ekranlı tabletle birlikte bu görmüş olduğunuz Smart Keyboard'la tanışmıştık. Söylediğimiz gibi Smart Connector port üzerinden iPad Pro ile bağlantısı gerçekleştiriyor. Aynı zamanda bu bölüm manyetik açıdan da oldukça kuvvetli. iPad Pro'ya sıkıca bağlanıyor ve gördüğünüz gibi bir kapak vazifesi görüyor. Yazı yazmak istediğinizi yapmanız gereken kapağı açmak, iPad Pro'ya yerleştirmek ve bu şekilde yazı yazmak. Söylediğimiz gibi oldukça kuvvetli bir mıknatısı var. Bu da sıkıca bağlanmasını olanak sağlayacaktır. iPad Pro'yu 9.7 inç iPad Pro'yu bir dizüstü bilgisayar gibi kullanmanız mümkün hale geliyor. Tuşlar da bir hayli yumuşak, bir hayli rahat görünüyor. Son olarak bir de Pencil var. Apple Pencil'dan da bahsedelim. Bu Apple Pencil'da iPad Pro'nun ekranında 9.7 inç ekranında yazı yazma, el yazısı, çizim bunun gibi işlevleri gerçekleştirmeye olanak sağlıyor. Gördüğünüz gibi iPad Pro'nun aksesuar olan Apple Pencil. Bu da görmüş olduğunuz gibi bir kalem gibi, normal bir kalem gibi tabletin ekranına avucunuzu dayayarak yazı yazmaya olanak sağlıyor. Kutudan çıkanlar bu şekilde iPad Pro'nun ve iPad Pro'nun